Evet. Sevgili Zeki Güner'le sohbetimiz devam ediyordu ki benim internette. Şu gayet iyi sanırım. Çünkü gümbür gümbür bir internetim var yani de. Evet. Sizi böyle görmek. Yok şey, ben farkında değilmişim. Oradaki internete bağlanmışız. O yüzden öyle olmuş. Tekrar hoş geldiniz. Zeki Güner aynen. Bizlerle birlikte. Yeniden merhaba. Süper. Herkese. Yani şey diyordunuz değil mi? Orayı ben kaçırmış olabilirim. Aklım çünkü internetteydi. Evet, bu Hande Yener'e çok uygun bir şarkı diyorsunuz yani. Tabii tabii, o yazdığım an diyorum ki bu Zinet'in şarkısı, bu Yonca'nın şarkısı, bu Ferhat Bey'in şarkısı. Böyle hepsi oturuyor kafamda artık. Daha şarkı ilk geldiği andan itibaren kimin şarkısı olabileceğini kestirebiliyorum. Çünkü hep aynı isimlerle çalışıyorum. Böyle çok yeni isimle çalışan biri değilim ben. Hani biliyorsunuz da zaten sektörden. Ama var yine bir yeni isimler de var yani. Yani çok yani nadir benim... diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni yeni yani yeni ismi bilemem de şey miydi? Sevgili bir Taner var mıydı acaba Taner? Yılmaz Taner mi? Yılmaz Taner, evet. Yılmaz Taner vardı galiba. Aynen. O benim çok eski arkadaşım zaten. O onun benim yorumladığı şarkımı da bir 6 yıl önce falan almıştı. Fakat Erdem Kınay onu hep daha farklı şarkılarla çıkarmak istedi. Benim şarkı biraz Alaturka'ydı. Dolayısıyla o şarkıyı bekletti Yılmaz. Daha yeni işte bu yıl çıkardı. Çok da güzel tepkiler aldık. Demet Akalın da bayıldı şarkıya. Böyle şarkıları yazıyorsun, bana niye yollamıyorsun falan diye. O da bir temini almıştım yani o şarkıyı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten hayran olduğum mesleklerden biridir. Ne güzel şarkılar çıkıyor ve çok klasik olacak ama yani gerçekten hani oturup şöyle duyguya göre mi yapıyorsunuz yoksa hani böyle bir anda ilham mı geliyor, nasıl oluyor? Ya ben de gerçekten ilhamla alakalı. Yani ben buradan birazcık belki yine bir polemik olsun istemiyorum ama hiçbir bestecinin işte seni hayal ettim bir şarkı yazdım diyebileceği lüksü olduğuna inanmıyorum. Şarkı bittikten sonra bu tam senlik bir şarkı diyebilme lüksü var. Buna inanıyorum. Ama o ilham denen o kanala işte ben şuna bir şarkı yazacağım ya da şöyle hit, böyle bir şarkı şunu anlatsın gibi bir ilhamı bu şekilde kandıramıyorsunuz. Böyle bir durumunuz yok. Şu olabiliyor mu? Efendim? Şu olabiliyor mu? Hani atıyorum sanatçının hayatını biliyorsunuz, yaşadığı bazı zorlukları biliyorsunuz. Onlara göre bir ilham gelebiliyor mu? Etkilenebiliyorsunuz? Yani o ilhamdan da faydalanıyorsanız o an gelmiyor. Hmm. Belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra gelebilir. Ama o duyguyu özümsediyseniz içinizde o kalır. Ve onu daha sonra dışa vurabilirsiniz. Ben genelde yaşadığım şeylerden etkilenip yazıyorum. Hani bunu da etkilendim hadi böyle bir şey yazayım diye değil. İçsel duruşunuz, duygularınız neyse o çıkıyor. Ama bir de insanların duymak istediği kelimelere de ihtiyacınız var. İşte düştüysek kalkarız ölmedik ya gibi. İşte kalbim mesela ölmedik. Şey... Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ya bunu nasıl aklınıza gelir mesela? Demek ki bakan biri oldu size. Olmuş olabilir tabii. Dönem dönem. Ama işte sabah 5 falan da o şarkı yazdığımda. Ferhat Bey'in yani... şarkısını da sabah 7'de yazmıştım. Ama şöyle gece 3'te başladım. 7'ye kadar şarkı bitmedi. 6.30 gibi falan bir şarkı bitti. Yatağıma gittim, yattım. Bitirdiğim şeyi dinlemeye başladım nasıl bir şey diye. Beğenmedim, içime silmedi. Kalktım, oturmayan yerleri tekrar kafamda oturttum ve sabah 7'de bitmişti şarkı. Süper. Yani, peki şu oluyor mu? Yani şarkıyı tamamen değiştirdiğin oluyor mu? Yoksa bir yolda gidiyorsa, hani belirli bir yolda, o yolda değişiklikler çok oluyor mu? Melodisinde veya ne bileyim yok, sözlerinde? Ben öyle bir besteci değilim. Onu yapamıyorum da yani. Öyle bir yeteneğim de yok. Ben bir şarkıya başlarım, bitiririm. Bitmiyorsa o şarkı öyle kalır. Hani sonra ona tekrar döneyim.
İşte bunu tekrar bir güzelleştirmek nakaratı falan. Olmadı mesela, nakarat yok. Bir daha baştan nakarat yapayım falan öyle bir şey. Yok, yok onu yapamıyorum. Ya o duyguya tekrar giremiyorum. Keşke girebilseydim çünkü çok yarım şarkım var. Belki 3000-5000 tane olabilir yani. Ortaklaşa bir şey olabilir biriyle. O yarımlar belki. Belki ileride hani bunlar değerlendirilebilir. Ama ben çok isterdim hani yarım bıraktığım bir şarkıya devam etmek. Bunu yapabilenler var. İşte demlendireyim biraz bilmem. Ben onu yapamıyorum. Coverciyim bir de. Ya Ha. bitecek o şarkı ya da bitmeyecek. Öyle kalacak yani. Aynen. Normalde de çok uzun süreler harcamıyorum bir şarkı yazarken. Çok uzun yazma süreçlerim var. Atıyorum 2 ay hiçbir şey yazmam. 2 ay sonra bir otururum. Yarım saatte 2 şarkı yazabilirim. Ama iki ay hiçbir şey yazmayıp kendimi demlendirebiliyorum. Onu bekleme sürecini alıyorum. Çünkü çok sık üretirseniz hep aynı şeyi üretirsiniz. Bu da sizi kısır bir yere sokar. Ben bunu istemiyorum. Bekleye bekleye, demlene demlene, duygularınızı biraz daha coştura coştura daha güzel şarkılar yazabiliyorsunuz. Yani baktığınızda hiçbir şarkı birbirine benzemiyor. Bu benim belki de en gurur duyduğum tarafım olabilir. Tabii ki yani her şarkı hatta dediğin gibi başka bir karakterden çıkma gibi olmuş yani yaşadıklarıyla değişik yani. Sound olarak farklı, söz olarak farklı. Mesela Bengü'nün Sığamıyorum diye bir şarkısı var, hareketli. Evet. Onun yaralının hiçbir ilgisi yok. Yani hiç benzemiyor birbirine. Ya da Zine Sarı'ya verdiğim Ağlar Mıyım Ağlamam'la, Hadise'ye verdiğim Aşk dediğim hiç alakası yok. Yani onu seviyorum. Sezen Aksu şarkıları da öyledir mesela. Hiçbiri birbirine benzemez. Ama bazı besteciler var ki her şarkısı birbirine benziyor. Yani onu da ben şeye yoruyorum. Çok sık üretiyorlar. Ben de çok sık üretsem şarkıların birbirine benzeyebilirdi. Bir ara şey eleştiriliyordu ya sevgili Serdar Ortaç, selamlar sevgiler. Hani böyle bir eleştiri söz konusuydu, benziyor falan diyorlardı. Hatırlıyorum böyle magazinde falan ama. Tabii dinleyici fark eder mi onu? Edebilir herhalde değil mi? Hani ederler. Özellikle son zamanlarda çok kaliteli bir dinleyicimiz var. Yani sanılanın aksine daha bir şarkı bir şey benzediği an direkt yerden yere vuruyorlar. Aa bu bunun aynısı değil mi? Bu bunun introsu değil mi? Ya yani intro kelimesi bile artık halkın bildiği, anladığı Aynen. bir şey. Çünkü internet hepimize çok güzel şeyler kattı. Artık herkes her şeyin farkında. Yurt dışından çorladığınız bir beste de direkt artık dünya erişimine sahip olduğumuz için hemen oradan da yakalanabiliyor. Bu da insanların özgün olmasını gerektiriyor yeniden. Çünkü eskiden Evet. biliyorsunuz rapte deyip çok şarkıyı çorlamışlar zamanında. Bu yüzden ben mutluyum yani bu internet durumundan. Aynen. Yalnız şöyle bir şey de var. Mesela işte biraz önce Serdar Ortaç dedim. Mesela bir şarkıyı duydum mu? Evet, bu Serdar Ortaç şarkısı da deniyor. Hani. Çok başka bir şey. Yani bunu Nazan Öncel için de söyleyebiliriz. Bütün Evet. şarkıların. Bu da anayasada şöyle der. 5846. maddede bir Çok iyi eser bilmem ama. eser sahibinin hususiyetini taşır. İşte o dediğiniz o. Ya bu bir Sıla şarkısı. Bu bir Nazan Öncel şarkısı. Bu bir Zeki Güner şarkısı. Bu benim son 3 yılda oturdu benim şarkılarımda. O sizin hususiyetiniz. Ama bu eserlerinizin birbirine hiç benzemez aslında. Sizin kaideniz, kurallarınız benzer. Şarkı Ha, yazımı. evet. Bu da hususiyet dediğimiz şey işte. Peki, senden çok şarkı almak isteyip alamayan oldu mu? Oldu. Niye alamadı? Ben Efendim? Güzel soruydu. İlk kez Ben bir anda duydum. 6. isme herhalde güvendim. Bazen öyle oluyor. Geliyorlar yani. Yani yıllardır röportaj yapıyorum falan. Hiç bu soru sorulmadı. Güzel bir soru. Alamayan oldu. Ya üslubu olmadı bana. Üslup sorunu vardı. Ya parası olmadı. Para sorunu vardı. Ya da sesi yoktu. Ses sorunu vardı. Alamayan oldu. Çok iyiymiş. Peki. Ses sorunu çözülmesi çok zor. Ama Tabii. üslup sorunuyla para sorunu belki bir yerde çözülebilirdi diye düşündüm ama Ya çözülemedi mi? şimdi ben hep şunu söyleyeyim. Benim kız kardeşimin lafıdır bu. Menajerliğimi de yapar. Albüm yapmak bir lüks ihtiyaçtır der. Herkes albüm yapmasın zaten. Yani işte sizin gibi birinden gelip şarkı almak istiyorlar ama benim param yok falan. O zaman almayacaksın. Gideceksin ya kendin yazacaksın.
ya gideceksin işte daha uygun insanlara. Buna karşıyım mesela. Ama şunda da varım. Zeki Bey harika bir sesim. Yani dünya beni keşfetmeli. Fakat hiç param yok. Eyvallah. Gel. Ne istiyorsan. Bütün kasa senin. Onda da varım. Peki Üstü Zeki kırık. Bey, söylediğiniz bütçe çok yüksek. Ben de şu kadar var. Yani sektöre de girmek istiyorum. Gözünü seveyim. Bana şu şarkıyı ver. Bir şarkı ver. Ya oralarda bak üslup düzgünse şeyse yani gerçekten müzik için atan bir kalbi varsa. Çünkü ben masa işte ne bileyim koltuk falan üretmiyorum. Ben şarkı yazıyorum. Orada Evet. siz kendi içinde şeyini anlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten ünlü olmak için mi bunu istiyor? Yoksa şarkı söylemek için mi istiyor? Ben Uzun hayallerim vadeli mi, gerçekten yıllarını mı vermiş vesaire bu sevda için? yani ben hayalleri olmayan insanlarla çalışmayı sevmiyorum ve tercih de etmiyorum. Hayalleri olmalı. Mesela Hande Yener dediğimiz kadın hala çok büyük hayalleri olan, hala bir şarkı bulduğunda böyle titreyen, heyecanlanan, hadise böyle, Ferhat Göçer gece 5'te evinize gelebilir iyi bir şarkı için. Yani şimdi bu insanlar baktığınızda hani olmuş dediğimiz insanlar ve hala o amatör ruhla bir şey yapıyorsa ki bence onları star yapan bu. Şimdi sen no name'sin geliyorsun. Ben de bir şarkı alayım. Ben de yolumu bulayım falan. Yok öyle öyle bir dünya. Ya bana ne komik mailler, mesajlar geliyor. İşte bir tane şarkı yazmış. Zeki Bey bunu okutsak bir araba alır mıyım diyor mesela. Diyorum ki bence sen eve gir diyorum. Hani ev al bence bu şarkıyı bence. Ya ben bu kafayı hiç eremedim. Ben bir şarkımı ilk bana Işın Karaca şarkı parası ödediğinde ben ağlamıştım. Nasıl ya benim kelimelerim satılık mı falan diye. Dedi ki oğlum sen neyle geçineceksin? O kadar oradan uzaktaydım ki. Hani şimdi kaşelerimiz var bilmem ne falan filan ama o ilk geldiğim zaman öyle değildi. Biri benim şarkımı söyleyecek. Ben dünyaya bir şey bırakacağım. Yani böyle bakarsa yeni yazan arkadaşlar duruma mutlaka sonunda para da kazanırlar. Mutlaka çok önemli insanlara şarkı da verirler. Başarı hep onlarla olur. Arabaları da olur, evleri de olur. Ama lütfen şarkı yazmayı niçin ilk başladıkları yeri unutmasınlar. Dünyaya bir şey Aynen. bırakmak. Çünkü giderken Bu hiçbir arada şey götüremiyoruz. Bir şey bırakabiliriz ama. Işın Karaca'nın hayatında çok önemli bir yeri var galiba. Okudum birkaç önemli detayı mesela. İstanbul'a gelmen de mi önemli bir nedendi? Ya şöyle ben Işın Karaca'ya 3 yılda 5.000 şarkı sözü attım. Mail. Ben İzmirliyim. İzmir'de yaşıyordum. Bundan bir herhalde bir 18 sene önce falan. 3 yıl sonunda artık Işın Karaca'nın beynini yediğim için dedi ki beynimi yedin al bu benim numaram dedi. Yani o zaman internet bu kadar güçlü bir şey değildi. Ve ben bir arkadaşımın bonus puanlarıyla uçak bileti alıp Işın'ın yanına geldim. Öyle bir macera yani benimki. Ya işte böyle bir sevda olması lazım. Bak ne güzel anlatıyorsunuz. Evet. Şu Tabii. Açta kaldım, sokakta da kaldım. Hani ne yapacağımı bilemedim. Çünkü şöyle bir durumum vardı. Aslında ben pırlanta uzmanıyım. İki üniversite mezunuyum. Fakat o hayatı, o köprüleri yakıp buraya geldim. Babam da işte sana 1 liraya bile yok dedi bana. Gitmemi istemiyordu. Yani ben iyi bir hayat bırakıp geldim buraya. Ama bunu başaracağım dedim. Yani ben müzik yapmadan ölmeyeceğim. Sağ olsun Işın da o konuda bana destek oldu. İlk şarkı paramı ondan kazandım işte. İlk evimi onun parasıyla tuttum. Uyanış albümündeki şarkılar da onlar. İlk iki şarkı Süper. yazdım. Sonra bunu 7'ye çıkardık. Sonra Nihan Ünsal bir şarkı aldı. Erkan Güler Yüz. İlk başlangıç onlardı. Sonra Yonca Rodi Emanet'i verdim. Emanet çok büyük patladı. Canım Ailem dizisine girdi. Sonra Ferhat Göçer Üzüm'ü söyledi. Üstüne Yonca Rodi düştüysek kalkarız söyledikten sonra sektördeki herkes beni aramaya başladı. Ya yani bir sabah uyanıyordum Nükhet Duru hatta bir uyanıyorum Gülben Ergen, Sibel Can falan. İnanamadım böyle nasıl bir hayat bu kadar çabuk değişebilir falan. Çünkü bizim Aslında çok sektördeki değişmemiş başarılı de bestecilere belki gelmek. inanamadığınız için. Hala inanamıyorum ben. Evime bakıyorum falan ve uyanıyorum sabahla. Bu ev benim mi? İşte ben bu araba benim mi? Hala bu hayata inanamıyorum. Yani 15 yıl oldu profesyonel anlamda sanat yılım. Hala ben şükrediyorum hayatıma. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki işte
O yüzden size gelmiş. Şükretmeyenler var, farkında olmayanlar var. Var tabii yani şey, ama zor bir yolculuk. Müzik zor bir yol, dikenli bir yol. Ben 15. yılımı bitirdim. Daha yeni yeni böyle asfalt yola girdim diyebilirim yani. Hep mıcır, hep toprak. Tabii Zor tabii yani. tabii. Aslında şöyle bir Çok şey, kolay değil. yani hani ben televizyon dünyasını bilirim, müzik dünyasını da bilirim. Hepsinde de zor. Yani hangisi kolay ki? Beste mutfağı da zor. Önü daha zaten karmaşık. Ben şimdi öne geçtim ya böyle Nihan'la, biraz daha böyle bu sefer biz Evet. büyük oynadım ben, öyle söyleyeyim kendi adıma. Başarı da güzel bir şey tabii. Şu an şarkı rotasyonda çoğaldı. YouTube'a bakıyorum, her gün artıyor falan. Güzel bir şeymiş tabii ki. Ama bu tarafı çok zor. Yani mutfak tarafı benim çok alıştığım ve hani benim oyun alanım orası. Şimdi bir şarkı veriyorsun, bir de verdiğin isimler büyük isimler. Şarkın patlar mı, patlamaz mı falan, korkuları taşımıyorsun. Sonuçta onlar gerekeni yapıyor. Ben şimdi Aynen. bu tarafta olunca sevgili Cüneyt, çok zormuş. Ne kadar çok şey yapman gerekiyormuş. Falandır filandır, ama o birebir insanlardan gelen tepkiyi almak da muhteşem bir duygu. Tabii. Aslında şöyle bir şey, hani şarkı patladığı an bir sanatçıda oh deyip şöyle arkana yaslanıyorsun. Ama bunda şarkı patladığı an daha da çok çalışmayla, çünkü ön plandasın. Burada daha Evet, farklı şey. şüpheyi çağırdı. Ben ne yapacağım? İkincisi ne olacak? Bilmem ne falan. Sağ Ama çok solun. güzel bir şarkı. Çok güzel bir Güzel şarkı. oldu, değil mi? Seviyor mu, sevmiyor mu? Yani Şimdi Van müthiş Gogh bir öyle şey. Bu arada... başlarsa papatya onunla bitiyormuş. Seviyor öyle başlarsa seviyor öyle bitiyor. Aynen. Çok güzel. Harika. Bu arada sevgili Nihan'ı da aldım ben. İkinci defa aldım. Nihan da biliyorsun bu sektörde çok emek sarf eden biridir. Yani ben 15 yıl önce, 12-13 yıl önce de bir konuk olarak almıştım onu. Teknoloji televizyonu vardı. Mesela onları gördükçe gerçekten hani bizim sektörümüzde de aslında çok emektar insanın olduğunu hissedebiliyorsun. Bunlardan biri de sensin zaten. Kitabinin ilk sana söylemişti, hatırlıyor musun? Kime Tabii bana hediye etti? söyledi. Tabii. İlk Yakında kendisi geliyor film. söyledi. Evet. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve müthiş. Bilmiyorum, ondan önceki daha şarkısı var mı Nihan'da? Başka şarkı? Yok, biz hiç ben Nihan'la çalışmadım. Hmm. Hiç çalışmadım, böyle düet yapmam da çok enteresan oldu. Sanki ben Tamamıyla hayat. önceden tanışıyormuşsunuz gibiydi. Yok Yani o yok değil. samimiyeti vermişsiniz şeyde, klipte de. Şöyle oldu. Ben geçen yaz İzmir'deki yazlık evimde hep şey dinledim. Nihan'ın son şarkısını dinledim. Yaz diye bir şarkı yaptım. Çok Evet. hoşuma gitti şarkı. Hatta kız kardeşim, kapat artık yeter, bu kim, niye bu kadar dinliyorsun falan, böyle bana serzenişte bulunuyordu. Bilmiyordu Nihan'ı. Ben de bilmiyordum. Bir gün YouTube'da önüme düştü. Bir baktım, dedim bu kız ne kadar iyi, ne kadar iyi şarkı yazmış. Şarkıya baktım, ne kadar güzel bir şarkı yazmış falan. Ben 3 ay Nihan dinledim. Sonra İstanbul'a döndüm. Bir arkadaşımın ofisine gittim, menajer bir arkadaşımın. Etraf, sevgili Etraf, dedim ona selamlarımı yolluyorum. Dedi ki akşam ödül töreni var, sen de gel. Ben de pek gitmem dedi yani, falan sevmiyorum. Dedim ya beni elleme falan. Ya gel dedi, bak çok güzel olacak falan, güzel bir ödül dedi falan. Tamam dedim, ben gideyim şurada bir şey var AVM, akşam için bir kıyafet alayım geleyim. Hazır da değilim yani. Ben gittim kıyafetimi aldım, ofise döndüm. Bir tane VIP araç geldi. Hadi dedi gidiyoruz. Araca bir bindim. Nihan Akın karşımda oturuyor. Nasıl ya dedim. Dedi merhaba Zeki Bey, nasılsınız? Yani o da beni tanıyormuş ama sektörden. Evet. Dedim ben bütün yaz seni dinledim ya. Şu an arabada karşımdasın yani. Hayır, tesadüfe ya, yani çağırmışsın bildiğin, değil mi? Hani uzun zamandır hiç Evet. tanımıyordun, sonradan dinlemeye başlıyorsun. Yani. Sonra gittik. Nihan o gece ödül aldı. Biz aynı masada oturduk. Çünkü onun booking ofisi de Esat'mış. Gece bitti. Kemal Aslan falan hep beraber, biz böyle eski ömürgedik falan, böyle bütün arkadaşlar toplandık. Dedik ki hani, ben dedim ben çok acıkan bir insanım. Zaten halimden de bellidir. Dedim acaba bu geceyi bir çorbacıda mı bitirsek falan. Çorbacıya gittik. Kemal Aslan dedi ki sen yeni bir şeyler yapmıyor musun Zeki? Hani şarkı söylemeyecek misin artık falan. Ya dedim bir şarkı yaptım kendime, seviyor mu sevmiyor mu diye, ama bir açsana dinleyelim falan dedi. Bir açtım, bayıldılar şarkıya.
Nihan dedi ki ne olur bana bunu ver, bunu ben alayım falan filan. Çok değil. Bak dedim, yaralı benimdi, verdim gitti. Git benimdi, verdim gitti. Bunu dedim, vermedim. Cüneyt bunu da yarısı gitti. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten yani düet olarak çok güzel. Ben çok beğendim. Ben çok Sesinize, yüreğinize sağlık. sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Aynen. Yani Selamlar, geçmişe sevgilim. dönüp baktığımda iyi ki yapmışım diyeceğim hem biri hem bir şarkı oldu. Aynen. Düet taşıma çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel taşıdı şarkıyı. Canla başla Aynen. taşıdı. Peki İnşallah birazcık ileride dinleyeceğiz. senden de dinleyelim mi onu, birazcık dinleyebilir miyiz? Nakaratı birazcık mırıldanabilirim Aynen. Aynen. Süper. istersen. Seviyor mu sevmiyor mu? Yanıyor mu yanmıyor mu? Tam diyorum bitti. Yine yeniden kapıya dayanmıyor mu? Ölüyor mu ölmüyor mu? Dönüyor mu dönmüyor mu? Tam diyorum geldi. Yine yeniden gitmeye bayılıyor mu? Acıtmaya bayılıyor mu? Süper. Şeyi de söyler misin? Senden duymak çok isterim şahsen. Eğer mümkünse. Öyle bir baktı yüzüme giderken. Çok. Tam orayı, nakaratı yani. Onu da hatırlamıyorum onda ama. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Ben kimseye böyle yakışmamıştım. Çünkü şarkının yaratıcısından dinlemek lazım bunu. Değil O şansı da mi? dinleyicimize yarattık arkadaşlar. Gerçekten süper. Konserler yapacağız inşallah. Şu süreç biterse Nihan'la ortak sahne projelerimiz de var. O zaman Ben ilk de konserinize ben geleceğim inşallah. sizin Müzik hemen Oniri ailesini haberdar en ederseniz. önde yerinizi yapıyoruz Müzik Onayı ailesi olarak. Süper. Benim aklım bir de ne de kaldı biliyor musun? 3 yıl boyunca yüzlerce söz yollama. Yani Beş nasıl bin. bir sevda? 5.000 mi dedin? Yüzlerce 5.000 söz. 5.000, binlerce. Bu arada hani böyle kısa sözler mi yolluyorsun? Yok, Dörtlükler mi ben yolluyorsun? şarkı yazdım ve noter tasdikli. Bir de Yani sağlam. hani arkadaşlar niye bunu bilhassa üstüne basa basa söylüyorum? Beni gerek Müzik Oner'den gerek kendi yayınlarımdan çok söz yazan insanlar var. Hani abi ben işte söz yazıyorum vesaire. İşte örnek olarak hani bilhassa üstüne basa basa size de söylüyorum ki bunu. Öyle kolay iş değil yani. Gerçekten sevda olması lazım, değil mi? Yok değil, hiç değil. Yani sabır, tekrar ve ısrar lazım. Bu üç kelimeniz varsa bir gün birileri sizin şarkılarınızı kesinlikle söyleyecek. Ben kefilim, kendi adıma söz veriyorum yani. Ama En bu zor üç da kelime sabır, değil mi? O sabır, çok yani zor. hani Yani en maddi kısa anlamda dönemimiz bile sabır, inanmıyorum. o En maddi yakınınız anlamda bile inanmıyorum. sabır, aynen. Çok zor. Yani bir de tutunmak, yani öyle bir şey ki siz benden daha iyi bilirsiniz. Hani işin haber tarafındasınız da biraz. Bir yıl mesela iki tane şarkınız çıkmasın. Aa, bu da artık üretemiyor. Bu da artık bilmem ne falan. Bu arada Yani benim 2 albümüm var. ya Ben de öyle yapmayın. bir kazara bir şey yaptım yani zamanında. Estağfurullah, öyle demeyin. Ben normalde televizyon mezunuyum. Radyo, televizyon ve yıllardır televizyon sektöründeydim. Çok iyi isimlerle çalıştım. Ama bu arada da 2 tane albüm yaptım. Çünkü ben de şarkı söylemeyi çok seviyordum. Şarkıcı. Bana müzisyen demeyin. Şarkıcı. Ama az önce söylediğinizde fark ettim zaten. Gayet iyi Evet. söylüyorsunuz. Sağ ol, teşekkürler. Ondan sonra şey dediğiniz gibi yani devamlı çıkarman lazım. O Yani. çok ayrı bir hem maddi hem manevi hem dediğin gibi insanları, çevrendekileri inandıracaksın vesaire.
Benim öyle durdu yani. Bana geliyor şimdi sorular. Radyolara bağlanıyoruz falan. Zeki Bey yenisini ne zaman yapıyorsunuz? Daha bismillah. Buna dünya para harcadık. Zaman. Ben 8 ayımı aldı benim bir single yapmak. Yani bir de yapıyorlar ya böyle ayda bir, iki ayda bir. Vallahi büyük başarı yani. Onu nasıl içlerine siniyor, hemen yapıyorlar falan. Biz ne kadar titizlendik. Ben Alper Atakan şahit. Delirttim adamı yani. Özgür Yurtoğlu şarkının mixini yapan. Bu arada hepsine selamlar. Abi şunun sesini biraz daha açalım, şunu kısalım, şunu... Ben kapatıyormuşum, Nihan arıyormuş ve Nihan'la birbirimize bunu söylemiyoruz falan. Adam beyni yanmış. Alper dedi ki sizin ikinizi de öldüreceğim artık. Yeter, aramayın adamı falan. Yani çok titizleniyorsun ama sonuç ortada. Çok güzel bir iş oldu. Kesinlikle, bu böyle bir üç ayda, iki ayda bir single yapılmaz bence. Yani çok titizlenmen lazım. Bir de albüm ya şimdi... yapalım. Hani 10 şarkı falan. Aynen. Çok zor olmalı yani. Ya şöyle bir şey var. Hani dediğin gibi iki ayda bir değil ama eskiden albüm yapılıyordu ya herhalde. 10 şarkılık yapıyordu. Bir sene bir şey yapmıyordu. Herhalde o yüzden diye düşünüyorum. Aksi o konuda çok iyi. Mesela 2,5 sene geliyor albüm yapalı. Bütün albümü kliplendirdi neredeyse. Üstüne single bir işte bir reklam müziği yaptı. O kadar. Mesela albümün kıymetini bilen, her şarkıya devam eden ender sanatçılardan biri. Ben çok seviyorum o tutumunu. Aşk dediğine 2 yıl sonra klip geldi. Şarkı Evet. yeniymiş gibi dinledi insanlar ve bayağı da ses getirdi. Mesela bana söz verdi ama alırken. Dedi ben 2 şarkında da klip çekeceğim. Öyle de bir kız hadise. Buradan ona da sevgilerimizi iletelim. Çok O da işine önemli, sahip değil mi? biri. Yani böyle bir yaptırım yapamazsın tabii. Hani klip çekmezsen vermem falan. Hani o yakışmıyor biraz ama çekmesini de istiyorsun tabii. Hani çünkü Aynen. daha çok insana ulaşıyor o zaman. Radyocular da klipli şarkıyı daha çok çalmayı tercih ediyorlar. Radyocu dostlar. O yüzden klip önemli bence. Süper. Peki biraz da klasik bir soru olacak yine. Dediğim gibi biraz önce de hoş konuştuk ama gitgide yavaş yavaş ekranlara alışıyorsun, sahnelere alışıyorsun. Sence bu birazcık şeyde hani bestecilikte, söz yazmada birazcık seni yavaşlatır mı ilerleyen zamanlarda? Ve bir şey, Kimseye endişen var mı? Duydun mu? Duydum, duydum da yani dediğim gibi inşallah, yani inşallah öyle olur. Ya şey, bestecilik benim. Buradan söyleyeyim, hani merak edenler de var senin vesilenle. Herkes rahatlasın. Benim en önemli alanım. Şarkıcılık bunun önüne hiçbir zaman geçmeyecek. Evet, o bir, şarkıcılık benim keyif alanım, mutluluk alanım. Ama bestecilik benim hamurum. Ve ben o kadar çok üretim yapan biriyim ki. Yani ben hepsini ben söyleyeceğim desem bile söyleyemem. Kaldı ki bir şarkı yazdığımda şey oluyorum böyle. Bu çok büyük bir şarkıcının şarkısı. Bunu ben söyleyemem deyip zaten onu işte Ferhat gibi, Yonca gibi büyük sesli, büyük böyle bir range olan insanlara vermeyi tercih ediyorum. Ya yani bunu ben yazdım, illa ben söyleyeyim gibi bir egom yok. Ben şarkımın askeriyim. Şarkım ben söyleyince atıyorum 1 milyon kişi izleyecekse biri söyler onu, bir 100 milyon dinler. Ben ondan yanayım. O yüzden o taraf her zaman devam edecek. Bir de merak ettiğim bir şey var. Tabii ki de bir şu şarkıyı dersen belki cevap vermezsin ama bir şarkı ortalama ne kadar? Veya Ne kaç anlamda? şarkı değişiyor mu? Neye göre değişiyor fiyatı? Fiyat mı? Ha, fiyatı, evet. Fiyat söyleyemem tabii. Hayır, şu şarkıyı demiyorum ama yani bir şarkı ortalama ne kadar tutuyor? Yani böyle Bir şarkının prodüksiyonu mu? Zeki Güner'den almak mı? Tabii ki de senden almak yani. Ya bunu asla tabii ki söyleyemem. İşte Silivri'de 1+1 bir ev gibi bir şey yani. Yok canım, İstanbul'da bir residence falan olmadı mı hiç? Ha, hiç o, hiç o. Oralara kadar. Ya o kadar asla o fiyatlar yok. Zaten adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Hiç öyle bir durum yok. Acayip pahalıyım ben sektörde. Öyle biliniyor. Evet, bir fiyatım var tabii ki herkes gibi. Ama acayip pahalı falan değil. Dediğim gibi bir de taksit var mı? Efendim? Taksit var mı?
Taksit bir dört şarkı alanı bir keresinde yapmıştım, evet. Buna espri olsun diye sordum ama bakayım belki vardır diye. Ya oluyor. Dört şarkı. Yıllardır çalıştığınız insanlarla aranızda bunların lafı bile olmuyor. Öyle Bir de bir söyleyeyim. şey daha soracağım. Çok merak ettim. Parasını alamadığın sanatçı var mı? Var. Çok oldu. Artık çalışmıyoruz zaten diyor. Çok. Peki şey yani şahsı bilmiyoruz tabii ki de hani böyle onu dinliyor musun hala var mı böyle oh ne hala söyle şarkımı ver mi parasını gibi öyle durumlar oluyor mu? Yok be, unuttum ben. Yemin ederim unuttum. Çünkü hayat o kadar hızlı bir akışta ki. Yani bir de ben böyle çok dönüp böyle geçmişe bakmayı sevmiyorum. Yani herkes iyi olsun, mutlu olsun. Zaten hani bir kişi sizi bir kere üzebilir. Eğer siz güzel bir duruşunuz varsa ve her şeyin farkındaysanız. Bir daha zaten aynı alana girmezsiniz. O da onun karmasıdır. Bir gün aynısını ona da yaparlar falan filan. O öyle bırakılır, benim için yürünür gider yani. Hiç öyle Aynen. takıntıları. Bu arada Barış Yılmaz sevgiler. Barış Yılmaz benim programlarıma devamlı katılır. O da söz yazıyor. Barış ben soruları sordum. Öyle bir soru sor ki aa çok güzel bir soru diyelim. Bak sorduğu soruyu hemen ileteceğim. Mesela benim için para ikinci planda şarkımı iyi bir sanatçının icra etmesi benim için onur sayılır demiş. Şimdi Barış ya yani ilkinde zaten mesela şimdi doğruya doğru. Sevgili Zeki de İlk şarkısını verirken para düşünmüyordu zaten, değil mi? Yeter ki şarkım çok iyi ellerde söylensin. İnsan o sevdayla başlıyor zaten. Şimdi şöyle bir algı olmuş. Ben hala para düşünmüyorum. Ama ben öyle bir yere geldim ki artık ben bedava dersem almazlar. Evet, o da doğru. Doğru. Siz çok önemli bir markanın kazağını almak istediğinizde o parayı ödemeyi bile isteye severek yapıyorsunuz zaten. Çünkü o kazağın artık dikişinden eminsiniz, kumaşından eminsiniz, size getirisinden eminsiniz. Ya da ne bileyim, bana ödenen paranın 5 katını, 7 katını kazanıyor sanatçı. Hatta bir Evet. sanatçı bana gelip dedi ki sana verdiğim şarkı parasının 300 katını kazandım bu yıl dedi. Ben bunu bile duydum. Ne Yani kadar güzel bir şey aslında. Ne kadar güzel bir yürek hemen söyleyebiliyor. Bunu hem bu paylaşabiliyor. hem siz sektöre can alıyorsunuz, kan alıyorsunuz. Yani şimdi bunun PR'cısı var. Arkada çalan orkestrası var. Işıkçısı var, bilmem nesi var. O şarkı tuttuğunda o sanatçı konsere gidiyor. Albüme girdiğinde aranjör kazanıyor, aranjör kayıtları kazanıyor, tonmeister kazanıyor. İşte mixini yapan, masterını yapan bilmem Sesçisi şeyi hepsi doğru. ne. Ve bunların hepsi sizin yazdığınız o şarkıda başlıyor. Yani bu çok Aynen. önemli bir yer. Şey gibi bir romana başlar gibi aslında ilk böyle kağıtla kalemin buluştuğu anda dırırıt bir anda sahnede birisi aman yüzlerce, onlarca insan müthiş paralar kazanıyor. Evet, çok Ben bu doğru. sorumluluğu çok ciddiye alıyorum. Yani bir şarkıya Kelebek başlıyorum. etkisi. Diyorum ki Zeki 4 dakikan var. Çok güzel anlatman, çok güzel şeyler anlatman lazım ki insanlar sana yeni 4 dakikalarını ayırsınlar. Neden benim yazdığım bir şarkı dinlesinler ki? Onlara bir neden bulmam lazım. Ya bu sanıldığı kadar kolay bir şey değil. İnsanları hadi ben bir şey buldum, bunun peşinden gel dediğinizde 10 kişiden 3'ü zaten inadından gelmiyor. Çok beğense de gelmiyor. O 3'ü bir ayırdık. 2 tanesi sizinle arası kötüdür yine gelmez. Kalıyorsunuz 5'lere. O 5'in 3'ü ya da 4'ü sizin yaptığınız bir şeyin peşinden geliyorsa bana göre siz başarmışsınız demektir. Yoksa Evet. Aleyna Tilki de meşhurdur. Ama çoğu insan mutsuzdur ondan. Sezen Aksu, Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Ama sevmeyeni de çoktur. Yani zaten herkes sevmiyor. Böyle bir durum var. Kesinlikle yani o her programda 2-3 konumda bir o konuya geliyoruz da yani herkesin bir insanı sevmesi imkansız yani. Yani benim şarkım kimine göre çok güzeldir, kimilere göre iğrenç yazıyorumdur. Yani bu çok göreceli de bir şey. Ama genele hitap edebiliyorsan işte ve sanatçılar seni tercih ettiyse, insanlar şarkıları işte tıkladıkça tıklıyorsa, bilmem neyse, eşlik ediyorlarsa, arabada ben yolda giderken yan arabada şarkımı duyabiliyorum mesela. Bu benim için çok onur verici bir şey. Aa diyorum ki ya da şunu yakalıyorum mesela sahne yapıyorum iniyorum. Biri yanıma geliyor diyor ki Zeki Bey diyor sanki beni kız arkadaşımla izlemişsiniz.
2 yıldır biz ne yaşadıysak onu o şarkıda anlatmışsınız. Diyorum ki çünkü birbirimizden bir farkımız yok. Yani sen ne yaşadıysan ben de onu yaşıyorum. Ben sadece dile getirebiliyorum. Bir de söylüyoruz bunu o kadar. Ben ne yazanın, hani az önceki Barış'a da buradan selam olsun. Ne yazanın ne de söyleyenin olduğunu umuyorum şarkının. Şarkı dinleyenindir. Tek sahibi odur. Aynen. Söyleyen bile sonradan Yani dinliyorsa o şarkıyı zaten dediğin gibi alıp tek götürüyor ki söylüyor da. söyleyenin bizler vesile seçilmiş kullarız. Aynen. Vesile yaratmış bizi Allah. Ama esas sahibi şarkıların dinleyenleri. Bir de aynı anda herkes dinleyebiliyor ya o şarkıyı. Mesela biri şu an benim yazdığım bir şarkıyı evinde kulaklığını taktı dinliyor. Mesela bizim burada konuştuğumuz veriyor. Baktığınızda aa diyorsun aynı anda orada da var, burada da var. Şu an geçen arabada da var. Bilmiyorum. Çok büyük bir lüks bence şarkı. Çok birleştirici bir şey müzik. Ondan sonra bu arada ben yorumlara bakıyorum. Sevgili Zeynep İlkgün selam yollamış. Zeynep değil, canım Zeynep. Aynen, biz de tanışıyoruz kendisiyle. Çok güzel bir yüreği var Evet, o da onun. bir tane. Bakayım ne yazmış. Birçok insanın şeyini okudum bu arada da. Kaçırdım onu. Zeki Güner bir tanedir. Gerçek sanatçı demiş. Sonra Zeki Güner ruhu o kadar güzel ki onu tanımak şeref diyenler. Ondan sonra Sağ olsunlar, eksik Barış olmasın. selamlar saygılar Zeki Bey demiş. Benim düşüncelerimi paylaşıyor. Bu dünyadan göçtükten sonra halen Zeynep'in bir de bıraktığını bir söyler. annesi var. Annesine de bayılıyorum Zeynep. Mükemmel bir Doğrudur. annesi var. Annesiyle tanışma fırsatımız oldu. Avukat mıydı? Valla Evet, avukat. avukattı galiba hatırladığım kadarıyla. Sohbet ettik Başkanımız. biz Zeynep'le. Tam bir İstanbul hanımefendisi. Buradan onun da ellerine öpüyorum yani. Selamlar, sevgiler Zeynep'e de annesine de diyelim. Valla çok güzel bir sohbetti. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama bir şarkı daha almak isterim senden. Yani istersen. Olur, küçücük bir şey daha yapalım o zaman. Tamam. Bilenler de derler belki öylerinden. Ağlar mıyım ağlamam, bir daha bağlamam bizi. Sen ister yak beni, yık beni, dağla şu kalbimi gelme. Ağlar mıyım ağlamam, bir daha bağlamam bizi. Sen ister yak beni, yık beni, dağla şu kalbimi gelme. Süper. Diğer şeyi de merak ediyorum. Sen ister yak beni, yık beni, dağla şu kalbimi, gelmem. Mesela bu gelmem. Hani sanatçı da şey diyor musun? Aa burayı hiç böyle düşünmemiştim ya. Öyle bir vurgu yaptı ki başka bir havaya döndü. Oluyor mu böyle sende de hayret verici bir şey? Sen Oluyor. düşündüğünle Birebir demomu birebir geçiyor şarkıcılar. Ben bütün şarkının demolarını kendim okuyorum. Bengü bunu çok iyi yapardı özellikle. Birebir ezberlerdi ve üstüne hiçbir şey koymazdı da çıkarmazdı da. Hani çünkü sen ha, bir de öyle bir yazmışsın. şey En var. doğru sen okursun derdi. Çünkü sen yazmışsın bunu, sen hissetmişsin. Asla bunu bozmam derdi ve o şarkılar çok başarılı şarkılar oldu. Yani Bengü bu konuda çok iyidir. Çok iyi bir vokalisttir yani. Evet. Hayır demek ki o şeyi de bilmiyordum mesela. Hani bir şeyler katmalı mı peki sence? Hani sanatçı da bir şeyler katmalı mı yoksa senin okuduğun gibi mi okumalı? Ya şey benim şarkılarım çok ağdalı yorum kaldırmıyor. Yani çok düz, çok pop şarkılar yazıyorum. Baktığınızda Evet. az hep alaturk olanlar var. Mesela şey, yıkılır her gece üzerime dünya. Ama baktığınızda düz hani okuma şeyi. Ama melodi alttaki bildiğiniz alt. Ömrüme. Evet, yani biraz söyle. Gönlüme yazmıştım silidiler zorla. Süper. Yıkılır her gece üzerime dünya. Ben sandım sahici meğerse bir rüya. Gönlünü gönlüme ömrünü ömrüme yazmıştım silediler zorla. Bu da çok güzel şarkılardan biri. Zaten hangi bir başlasak herhalde 4-5 saat böyle gider diye 100 tahmin. şarkı yazdım şu ana kadar. Kaç tane? 100,
240 şarkı yayınladım. Süper. Bayağı bir şey yani. Bir de bence öyle bir YouTube programı mı olur? Hani şarkılarım gibisinden çok güzel bir dolu proje olur zaten de sen düşünüyorsundur çok herhalde. Çok geliyor bana. Hani çok geliyor bunu yapalım. Yönetmen arkadaşlarımdan da geliyor. Şirketimden de geliyor. Ama ben hani o konuda biraz şeyim hala. Ben bir tane albüm hazırlıyorum. Onu da buradan duyurayım. 6. şarkıya falan geldim. Bu hit şarkılarımdan. Ama tamamı akustik ve böyle klarnetli utlu falan. Hani böyle arabada giderken böyle o 10 şarkıyı takıp İlk 10'u seçtim böyle zorluklarla. Sonra ikinci 10, üçüncü 10 böyle ara ara onlardan da atacağım o albümlerden de. Onu yapıyorum. Şimdi onun o varken YouTube projesi yapmak çok doğru mu bilmiyorum. Ama sanatçı arkadaşlarımı çağırdım. Bir de benim evimin alt katını ben stüdyo yaptım. Çok güzel bir stüdyom var. Dokusu falan çok güzel oldu. Orada onları ağırlayıp bu şarkıların hikayelerini anlatıp onlarla beraber söyleme projesi de yapabilirim. O da böyle beynimde bir yerde duruyor. Bir yandan Karantina olduğu için bu yıl böyle gidecek diye düşündüğüm için YouTube dedim. Eğer karantina olmasa dediğiniz gibi bir sürü güzel projeler de olabilir YouTube dışında. Yani albüm projesini de hani sonuçta stüdyoda ve evde yaptığımız için dışarıya çıkmakta gerek kalmıyor. Allah'tan öyle bir yatırım yapmışım kendime. Evet. Dolayısıyla hani o da var, bu da var. Bir yandan düet, yeni bir düet projem daha var. Onun çalışmalarına başladık. Oo, bu da bombalar geliyor. Evet. O da var. Hani bakalım. Nihan'la çok iyi gidiyor şarkı. Daha onun PR süreci bitmedi. Tabii bitmeyecek tabii bence. Daha çok taze. Daha... Bir ay oldu. Tabii hani canım. Bir ay sonra daha da patladı şarkı. Yani ben açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Nihan'a da telefonda biz iştihare halindeyiz hep sürekli. Nihan diyorum. Şurası da çalıyor, burası da çalıyor. Bir de raporlar geliyor. Burası günde 5 kere çıkmış, bilmem ne olmuş falan filan. Çok güzel tepkiler. Buradan senin vasıtanla ben çok sık canlı yayın yapmıyorum. Gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu dinleyen, seven, bağrına basan, Araf'ta aşk yaşayan. Herkese çok çok benden selam olsun. Sahip çıktılar şarkımıza. İnşallah dinlemeye devam ederler. Bu kalabalık günden güne de büyür. Valla ben herhalde senin o tınını, o şarkılarındaki mistik bir hava var. Onu çok seviyorum ki çünkü dediğim gibi yani her şarkını ben seviyorum. Yani çoğunun sözünü unuturum mesela. Öyle bir baktı yüzüme ilerleyen şey sözlerini unutmuş olabilirim ama müthiş şarkı. İşte dediğim gibi biraz önce yine Bengü'nün şarkısı. Yani çok güzel şarkılar. Hepsi dokunuyor. Bu seviyor mu sevmiyor mu da çok güzel. Dokundu değil mi biraz? Aynen. Biraz değil bayağı dokun. Süper. Daha da çok taze bir şarkı. Daha yolu var inşallah diyoruz. Ve sana benim çok teşekkür ederim. Daha da iyi yerlere gelecek inşallah. Yani sizler de benim yıllar önce ben sizde köşe yazısı yazıyordum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok güzel ben yazılar burada, yazdım. Ben burada aslında Müzikoneer'in de sunucusuyum. Eylül'den beri. Öyle bir hataya... Ve yıllar önce ben köşe yazarlığı yapmıştım. Bir 4-5 yazı yazdım. Çok da severim Müzikoneer ailesini. Sağ olsunlar. Hani benimle böyle bir yayın yaptılar. Nihan'a da biliyorum. Çok iyi. Çok hep sahip çıkıyorsunuz böyle gerçekten sanatçılara. İyi ki varsınız. Siz de çok güzel bir yüzüsünüz Müzikoneer'in. Çok Başarılarınıza teşekkür ederim. Yardım olsun. Ama şarkı söylemek istiyorsanız da lütfen söylemeye devam edin. Susmayın. Dünyanın en İnşallah. güzel şarkı söylemek istiyorum. İnşallah, inşallah. Öyle bir benim de kafamda var tabii de. İnşallah şey, şimdi espriler patlatmak istemiyorum. Şimdi paralardan çok konuştuk ya, hep aklımdan espriler çıkıyor da. Gider ayak şimdi şey olmasın. Bu arada, gel bakalım seni gösterelim. Bu benim Oo, kedim Minni. Selam. Bugün doktora gittik ve hamile olduğunu öğrendik. Bir aylık hamileymiş. İki tane yavrumuz olacak. Ne değişik bakıyor yalnız bu. Bana mı? Ekrandan mı öyle geldi? Çok değişik bakıyor ha. Güzel bakıyor. Çok güzel bir kedi. 2,5 yaşında. Adı Minör. Stüdyomun adı da Minör bu arada. Ve bugün hamile olduğunu öğrendik abi. Yani bir de iki tane daha dede oluyorum yani. Şansıyla gelsin inşallah. Sana şans getirsin daha çok. İnşallah hepimize getirsin. Yani İnşallah. Yarın Arife günü gerçekten hepimiz için dua ediyorum. Böyle hepinize oluyor mu bilmiyorum. Ben çok etkileniyorum. Markete gidiyorum falan böyle arabadan inerken maskemi takıyorum.
içeri giriyorum, herkes maskeli. Benim psikolojim bozulmaya başladı ya da artık bilmiyorum hani. Çok güzel bir şeye değindin. Bir de senin böyle bir sanatçı ruhun olduğu için söylediğin bile etkiliyor. Yemin ediyorum öyle. Yani bak hiç aklımıza, ben diyor hep şey diyordum, dinle. Dışarı çıkıyorum bir acı, hani dile getiremiyordum. Bir acayip olurum. Herkesin maskeli olması bir garibime gidiyor diyordum ama senin o yani Ruhuna gidiyor. canlandırman. Geçen ben bir de bahar alerjim var benim. Geçen markette böyle sebze meyve reyonunda bir şey herhalde burnuma şey geldi ve hapşırdım. Hapşırdığım an herkes oradan dağıldı böyle gitti falan. Maskem de var bu arada. Hani aa dedim bütün reyonlar bana kaldı falan, hani bu açıdan iyiymiş ama yani böyle bebalıymışsın gibi. Oysa ki ben hasta değilim, hani sağlıklıyım ama sadece bir kere hapşırdım. Çok normal bir şey. Maskemle Evet. hapşırdığım halde bunu yaşadım. Çok zor günler geçiriyoruz. Yani Allah hepimize sabır versin, dayanma gücü Amin. versin. Birçok buradan restoran sahibi arkadaşlarım var. Orada çalışan garson arkadaşlarımız var. Hepsi evinde oturuyorlar. Birçok sektör durdu. Yani hepimize dua ediyorum. Allah dayanma gücü versin. Ama hükümetimiz ve Türk devleti, gerçekten hekimlerimiz, hemşirelerimiz çok güzel durdular bu savaşta. Yani birçok dünya ülkesine göre Türkiye çok iyi durumda. Her gün bakıyorum o sayılara. İşte vefat sayısı azalıyor falan. Ama bunları hep evde oturarak başardım. Lütfen çok da çıkmayın ihtiyaç olmadıkça. Ben kendi ekmeğimi bile yapmayı öğrendim yani. Hiç sıkıntı yok. Onda dediğin gibi Instagram'da herkes ekmek yapıyor dediğin gibi. Yani onu da öğrenmemiz gerekiyordu demek ki. Belki yaşadığımız dünyanın kıymetini anlamamız gerekiyordu. Ana Diğeri çok gıdamız ekmek. güzel. Onda da bir mesaj var dediğin gibi. Değil mi? Bir ekmek yetiyormuş aslında. Hiçbir şey Evet. almadan yaşanıyormuş. Ben Evet. 2,5 aydır ne bir tişört aldım, ne bir ayakkabı, ne bir şey. Ama yaşanıyormuş. Yani ne kadar fazladan tüketim toplumu olmuşuz. Bir yere gidip bir kahve içmek, deniz kenarında oturmak ne kadar anlamlıymış. Ben zaten şu süreç bitsin, ilk yapacağım şey, ilk bütün yerel radyoları gezeceğim. Arabama atlayıp Nihan'la birlikte. Sonra göremediğim, görüşemediğim ne kadar insan varsa yıllardır ertelediğim, kulp takıp görüşmediğim falan. Herkese gidip sarılmak istiyorum böyle 5 dakika. Çünkü Öyle ben pat kendi diye bit. pişmanlığımı yaşıyorum yani. Aynen. Herkes öyle. İnşallah bir an önce dediğin gibi biter. Bugünler bir ders olarak, ders niteliğinde de ana olarak kalır bizler de diyoruz. Ve İnşallah sana öyle olur. çok çok teşekkür ediyorum. Bizi en Ben azından teşekkür bir ederim. yarım Çok içime saat. düştü. Çok güzel bir program oldu. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla enerjinle, bize söylediklerine, öğretilerine çok güzel bir sohbetti. Tekrar inşallah YouTube kanalımda ben de ilerleyen zamanlarda bu karantina biterse ağırlamak çok isterim. Seve seve. Bir alo yeter, hemen gelirim. Tamam. Hiç merak Görüşürüz. etme. Kendine çok iyi bak. İyi akşamlar olsun. İyi Sevgiler. İyi akşamlar. bayramlar herkese. Sağ ol, sağ ol. Doğru, bu arada bayram geliyor. Onu da unuttuk. Sevgili Zeki hatırlattı çünkü daha dur bakayım. Ha, yarın son gün. Pazar günü bayram. Evet, şimdiden de aslında bayram mesajlarını da almak lazım. Çok güzel bir sohbetti arkadaşlar. Birazdan yine yeni konuğumla geliyorum. Ortalama 5 dakika. 5 dakikaya ben gideceğim. Çay alacağım. Geleceğim. Oturacağım. Tekrar açacağım yayını. Herkes çayını alsın. Songül sen de. Songül'ü gördüm en son. Yester abla sen de. Hadi bay bay.